teknoloji dünyasına ilişkin önemli gelişmeleri sizlerle paylaştığımız teknoloji gündemiyle karşınızdayız. Amazon, işçilerin robotlarla etkileşimlerini geliştirmek için elektronik bir yelek tasarladı. Amazon, yeni geliştirilen akıllı yelekler sayesinde insanlar ve robotlar arasındaki çalışma sürecini daha uyumlu hale getiriyor. Bu sistemde akıllı yelekler ve robotlar birbirlerine sinyaller göndererek haber veriyor. Örneğin, depoda çalışan insanların robotlara yaklaşması durumunda çeşitli sinyaller vererek hareketlerin daha yavaş yapılması konusunda uyarıyor. Böylece olası iş kazalarının önüne geçiliyor. Önceden çalışanlar robotların çalışacağı bölgeyi planlayıp işaretliyordu. Fakat bu yelekler sayesinde robotlar daha geniş alanda insanlarla uyum içinde çalışabiliyor. 3D yazıcıyla üretilen roket. Bugüne dek sadece SpaceX, United Launch Alliance ve Blue Origin gibi büyük şirketler Cape Canaveral'dan özel izinle roket fırlatabiliyordu. Şimdi Relativity Space adlı yeni bir girişim bu ayrıcalıklı gruba dahil oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, şirketin 16. fırlatma rampasını kullanmasına izin veren bir anlaşma imzaladı. Roketin 3D yazıcıyla üretilmesi daha az parçanın daha hızlı bir şekilde ve daha ucuza üretilmesini sağlıyor. Mühendisler, geçmişte mümkün olmayan tasarımları üreterek parçaları birleştiriyor ve sistemleri basitleştiriyor. Relativity, tırınmanın üretiminin sadece 60 gün süreceğini söylüyor. Bu süre 100 kat daha fazla parçayla üretilen sıradan bir roketin üretim süresinden çok daha az. 3 saniyede 3D mockup hazırlama servisi Design Camera. Design Camera uygulaması, önceden hazırlanmış 4K animasyonları, gerçek 3D açıları, ekran üzerinde tasarımın gerçekçi kullanımını canlandırma özelliği ve çok daha fazla özelleştirme imkanları sayesinde tasarımlarınızı etkileyici bir şekilde sunabilmenizi sağlıyor. Fotoğraf ve videoları sadece sürükleyerek, ekran içerisine yerleştirerek hızlıca çıktı alabildiğiniz bu aracın kullanımı olabildiğince basit. Ayrıca çıktıları da bir o kadar profesyonel. 3D kullanımlarda DSLR kameralarda olduğu gibi odaklandığınızda alanı kolaylıkla değiştirebiliyorsunuz. Şimdilik sadece iPhone X ve Samsung S9 cihaz boyutlarını destekleyen Design Camera beta sürecinde feedback karşılığında ücretsiz kullanım sağlıyor. Haftaya yeni gelişmelerle tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.